Bingöl'deki depremde bir güvenlik korucusu şehit oldu, 27 kişi de yaralandı. Bingöl'de bu sabah da 5,6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Şimdi depremden en çok etkilenen noktalardan biri olan Elmalı Köyü'ne çevirelim kameralarımızı. Muhabir arkadaşımız Merve Şahin bizi bekliyor. Merve, notların için seni dinliyoruz. Mustafa Özen, dünkü depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şimdi de tarama faaliyetleri yürütülüyor. Tabii bir yandan da hasar tespit çalışmaları var ve bu hasar tespit çalışmaları sırasında da çok sayıda ağır hasarlı bina tespit edildi. Özellikle de köylerde kerpiç evler yıkılmış durumda, ahırlar yıkılmış durumda. Kameraman arkadaşım Faruk Yaz da ekranlarınıza getiriyor. Biz şu anda Yedisu ilçesindeki Elmalı Köyü'ndeyiz. Depremden en çok etkilenen noktalardan birisi bu köy ve bu köyde birçok kerpiç ev ve ahır da yıkılmış durumda. Şu anda kameraman arkadaşım da bir ahırı ekranlarınıza getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi bu ahırın da damı çökmüş durumda. 5,7 büyüklüğündeki deprem dün saat 17.24'te meydana geldi ve depremin merkez üssü Karlova ilçesiydi. Sadece Karlova değil, Yedisu ilçesindeki köyler de bu depremden etkilendi ve depremin ardından dünden bu yana da 3'ün üzerinde olmak üzere 180 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu sabah saatlerinde saat 9.51 sularında da 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ancak neyse ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremde maalesef bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti. Bingöl ve Erzurum'da 32 kişi yaralanmıştı depremden ve 27 kişi taburcu edildi. 6 kişinin de tedavisi devam ediyor. 8 kişi de göçük altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında da bu kişiler kurtarıldı. Kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Aslında bölgede yıkılan evlerin neredeyse tamamı görmüş olduğunuz gibi taş ve topraktan yapılmış eski evler. Hemen sağ tarafımdan kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Burada yeni yapılan bir ev var. Hala kolonları görmüş olduğunuz gibi yerinde duruyor. Herhangi bir hasar yok. Ancak belirttiğim gibi özellikle de eski evler, kerpiç evler ve kerpiç ahırlar bu depremden, 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenerek yıkılmış durumda. Bölgede arama çalışmaları belirttiğim gibi kısa sürede tamamlanmıştı. Tarama faaliyetleri ve bir yandan da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Tabii depremin hemen ardından da bölgeye AFAD ekipleri, UMKE sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edilmişti ve burada hummalı bir çalışma başlatıldı. Hala da bu bölgedeki faaliyetleri devam ediyor. Tabii depremin ardından da devletin zirvesi buradaydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yine bu bölgeye geldiler ve deprem bölgelerinde, köylerde incelemelerde bulundular. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu hasar tespit çalışmalarının 3 gün içerisinde tamamlanacağını ifade etmişti ve 90 ekiple buradaki çalışmaların devam ettiğini söyledi. İfade etti. Türk Kızılay'ı burada özellikle depremzedelerin buradaki yemek ihtiyaçları Türk Kızılay'ı tarafından karşılanıyor. AFAD koordinasyonunda da burada belirttiğim gibi özellikle kerpiç evler yıkılmıştı. İşte kerpiç evleri yıkılan depremzedeler için de burada ilk olarak konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için de çadırlar kuruluyor bölgede. En çok etkilenen bölgelerden birisiydi Elmalı Köyü, Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü. Biz de buradaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz ve hemen arka planımda da görüyorsunuz, kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getirdi. Burada yıkılan evlerin neredeyse tamamı taş ve topraktan oluşan evler, eski evler yıkılmış durumda, ancak yeni beton evlerde herhangi bir hasarın olmadığını söyleyelim. Hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı evlerin de neredeyse tamamı kerpiç evlerden oluşuyor, Mustafa Özen. Deprem bölgesinden